Merhabalar. Yine akşam başlıyorum vloguma. Şöyle yerde poşetler var görüyorsunuz. Markete gittim geldim. Onları boşaltmadan dedim köftemi hazırlayayım. O ara dolapta dinlenirken hem de size neler aldığımı gösteririm dedim. Bugün misket köfte yapacağım. Misket köfteyi bu arada ilk defa deniyorum. Normal hani köfte yapıyordum ama hani misket olarak hiç denemedim sulu yemeği dışında. Bunun içinde ne var? 250 gram kıyma. 3 yemek kaşığı galeta unu, 1 tane yumurta, 1 tane küçük soğanın rendesi, baharat olarak da karabiber, pul biber, kimyon, tuz ekledim. Başka bir şey yok. Eğer unuttumsa yazarım zaten açıklamalar kısmına da. Şimdi bunları bir güzel yoğuracağım. Şöyle ceviz büyüklüğünde alacağım. Bunun içine ekmek içi de kullanabilir misiniz? Ama galeta ununun daha çok yakıştığını okudum birçok tarifte ve yorumlarda. O yüzden ben de galeta unu kullandım. Soğanın da suyunu sıkıp kullandım. Bu boy çok mu büyük acaba? Biraz büyük galiba ha. Azıcık küçültebilirim. Aynen. Köftelerimi hazırladım. Bazılarının çok büyük olduğunu düşündüğüm için boyutlarını küçülttüm ama internete baktım daha da büyük yapanlar da var. Bilemedim vallahi. Bakalım ilk kez deniyorum. İçinin güzel pişmişliğine göre ya küçültürüm ya bu boyda yaparım bundan sonra yaparsam. Şimdi buzdolabının normal kısmına koyacağım. 15 dakika falan dinlenecek bu. Köfte dinlenirken ben de aldıklarımı size göstereyim. Şöyle poşet poşet getireyim ki önüm çok kalabalık olmasın. Zaten soğuk olanları da dolaba yerleştirdim. Sarıp öyle göstereceğim size. Domates aldım. Şeftali aldım 2 tane. Çocuklar çok seviyor. Limon. Turp. Çok severim. Kabak. Havuç. Maydanoz ve taze nane. 1 tane de kıvırcık. Kuru nane. Fiyonk makarna. Şimdi yazacağım bunu da. Evde çubuk makarna falan vardı ama Kutay'da en iyi bunu tutup güzel yediği için bundan aldım. Kuskus aldım. Hiç yapmadım ben kuskusu. Alayım mı dedim. Yumoş'un şu yumuşatıcısını ilk defa gördüm. Sensitive. Yumoş Extra'nın ben genelde yumuşatıcılarını kullanıyorum zaten. Genelde portakal çiçeği ve hanım eli olanı alıyorum. Ama son aldığım leylaklıydı. İnanılmaz güzel kokuyor. Bunu da bir deneyeyim dedim. Dediğim gibi bu serisinin yumuşatıcılarına bayılıyorum. Ya günlerce hani çok güzel kokuyor üstünüzde giysiniz. Colgate'in mikro ince diş fırçası. Emrah bunu zaten kullanıyor ve çok memnun. Ben de alayım dedim. Ekstra ince olanından. Bir tane Cook buzdolabı poşeti. Orta boy. Titiz'in sıvı Arap sabunu. Yer döşemeci arkadaş parke temizliği için. En güzel temizleyici Arap sabunu ve sıvı bulaşık deterjanları dedi. Ben de bunu alayım dedim. Bir tane bıçak aldım. Şöyle bıçağa ihtiyacım var. Birkaç tane daha alacağım hatta. 10 mili peçete aldım bir tane. Finish Quantum bulaşık deterjanı. Yıllardır bunu kullanıyorum. Ben çok memnunum bundan. Fairy, Pril, Bimin, A101'in birçok deterjan denedim ama en son bunda karar kıldım. En güzeli o. Bu arada üstümü de ıslatmışım yine. Şöyle el altında bulunsun diye bir ıslak mendil. Fresh diyor. Dolaptan çıkardıklarımı göstereyim. Şöyle Sütaş'ın çilekli meyveli yoğurdu. Bunu Emrah çok seviyor. 2 tane aldım bundan. Birini göstereyim. Biri dolapta. Bu da yeni çıkmış. Çıtırdat çilek aromalı diyor. Yine çilekli yoğurt ama bunu içine atıp yiyorsunuz. Ve şunu denemek istiyorum. Danissimo'nun kıvamında ve gurme karamel ve incir parçaları olan yoğurdu. İlk defa deneyeceğim. 2 tane de çubuk kreker. Yani aldıklarım evet bu kadardı. Köftelerimi çıkardım. Şöyle bir tavaya da 1 su bardağı kadar sıvı yağ koydum. Köftelerimi kızartacağım.
Bazıları una bulayıp kızartıyor, bazıları sade kızartıyor. Ama ben her ikisini de denemek için önce unsuz kızartacağım. Yarısını da una bulayıp kızartacağım. Unumu da şöyle hazırladım. Burada da bir çay bardağı falan ancadır un. Unlu misket köftelerim de kızarıyor. O ara ben de salatamı yapayım dedim. 3 tane kıvırcık, yarım turp, yarım havuç, şöyle 3 tane küçük yeşil soğan ve mor lahana. Şurada da maydanoz ve 2 tane yaprak da kuru nane var. Taze nane var. Tadına bakayım, şu birazcık ayrılmıştı. Soğusunca bekledim. Güzel. Bu unsuz olanın. Dışını istersek galet unuyla da yapabilirmişiz ama genelde un kullanıyorlardı. Ben de öyle deneyeyim dedim. Bakalım hangisi güzel. Zaten siz bunu izlediğinizde biz yemiş olacağımız için ya bu videonun içinde söylerim, söylemesem bile muhakkak altyazı yazmışımdır ben size. Unlular da pişti. Yani pek aralarında fark yok gördüğünüz gibi. Şurası unlu kısım. Burası unsuz kızarttığım kısım. Kuskusu da yaptım bu arada. Kuskusu da sade yaptım. İnternetten baktım. Pilav gibi falan da yapılıyormuş. Makarna gibi, salatası, çorbaları falan da varmış. Ben normal makarna gibi yaptım. Salçalı falan yapayım dedim ama gündüz zaten salçalı ve domatesli, biberli falan bir şehriye çorbası yapmıştım. Zaten bunda tadı şehriye gibi. Bir daha dedim hiç domates, salça falan koymayayım. Bu da sade olsun. Tereyağlı yaptım. Kuskusu da niye almıyorum? Ben adından dolayı böyle pek elimin gitmediği bir yiyecekti. Bir alayım bakalım. Belki çocuklar da sever diye bir deneyeyim dedim. Turpu rendeledim. Havucu rendeliyorum. Kırmızı lahanayı da rendeleyen gördüm bu arada. Siz rendeliyor musunuz? Doğrayacağım ben. Şöyle kütür kütür ağzıma gelsin böyle ince. İstemiyorum onu. Ben turpu balığın yanında falan da çok severim. Böyle bol sirkeli, limonlu, pul biberli, zeytinyağlı. Oh, çok güzel oluyor. Bazen turpu elma gibi alıp yediğim bile olur yani. O derece severim turpu. Bazı arkadaşlar ben böyle cacık yaparken, salata falan yaparken hani neden yaptığını çekmiyorsun da kendini çekiyorsun falan diyenler oluyor. Ben özellikle hani çekmiyorum. Salata yapmayı bilmeyen, cacık yapmayı bilmeyen yoktur herhalde diye. Ama eğer isterseniz hani böyle konuşarak sohbetli değil, salatayı çekerim yaparken. Bilmiyorum hangisini istersiniz, bana da yorum yazın. Misket köfteye bir de dip sos yapacağım. İdil. İdil'de gördüm galiba. İdil yazar diyeyim. Onu da gördüm sanıyorum. Misket köftenin yanında yapmıştı. Ben de yapacağım. Böyle süzme yoğurt, taze nane, limonun kabuğu falan. Bir deneyeceğim onu. Süzme yoğurdum yok ama normal yoğurtla yapacağım ben. Salatayı da bitirdim. Şöyle karıştırınca rengarenk miskin bir kış salatası. Ben çok seviyorum bu salatayı. Dip sosu yaptım. İnşallah da güzeldir. Bunu da ilk defa deniyorum. Bir su bardağından 2 parmak kadar az normal yoğurt kullandım. O tarifte süzme yoğurttu. 4 yaprak taze nane, bir diş küçük sarımsak. O tarifte sarımsak tozu vardı ama sarımsak da kullanılabilir dendi. Sarımsak tozu bende var ama bence sarımsak çok daha güzel. Öyle meraktan almıştım ama o kadar da beğenmedim. Ve bir çay kaşığı kadar da rendelenmiş limon kabuğu, bir yemek kaşığı da limon suyu. Şöyle salatam için sıkmıştım. Ben tadının riskinden dolayı bir yemek kaşığı değil de şu kadarcık koysam yeter yani. Yemek kaşığını doldurmadan koydum. Şöyle karıştıracağım. Aa, tuz eklemedim. Tuz ekleyeceğim. Bu sos da hazır. Muhakkak süzme yoğurtta daha güzel olacaktı ama elimdeki malzemelerle deneyeyim dedim. Batırıp yeriz belki. Salatama da şu limon suyunun hepsini döktüm. Zeytinyağı koyuyorum. Ben
sızmadan çok Riviera kullanmayı seviyorum zeytinyağında. Diğeri bana çok ağır ve kokulu geliyor. O yüzden onu yiyemiyorum. Tuz. Salatalara limon sıksam bile sirke kullanmayı seviyorum. O tadı seviyorum ben. O yüzden üzüm sirkesi koyacağım biraz da. Şimdi karıştırayım. Salata da bitti. Şöyle masamı da hazırladım. Köftelerim, kuskus. Derine de şöyle birazcık zeytinyağı ekledim ve limon sıktım sadece. Salatalık domates öyle seviyor ama böyle karışık sevmiyor. Kutay'ın tabağı, Emrah'ın ve şu benim tabağım. Bu da dip sos. Biz kola içeceğiz. Derin su içecek. Kutay da tabii ki su içecek. Makinemi falan yerleştirdim. Şöyle Emrah, Kutay ve Derin'e yoğurt götüreceğim. Gerçi Derin kendininkini çoktan yedi. Biliyordum ben Derin yediği zaman Kutay'ın da isteyeceğini. Zaten yarısı da boş. Pek seveceğini de sanmıyorum. Genelde Kutay sade yoğurt ya sever. Zaten sade yoğurt yemelerini daha çok tercih ettiğimden böyle pek meyveli yoğurtlar almıyorum. Emrah kalsa bu bittikçe sürekli alır ama gördükçe istiyorlar. Aslında bu kola, cips falan için de geçerli. Yani birçok böyle sağlıksız yiyecekler için de geçerli ama bazen kendimizi durduramıyoruz. Arada da alıyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Dikkat etmeye çalışıyoruz ama. Bu arada misket köfteyi ben çok beğendim ama dışı unlu olanla unsuz olan arasında çok da bir fark yoktu. O yüzden ona bulamakla zaman kaybetmem bir daha yaptığım zaman. Ve dip sos kesinlikle benim tam damak tadıma uyan bir şey değil. Limon tadı ağzıma naneden daha çok geldi. Ama Emrah'a nane tadının daha çok geldiğini söyledi. Sadece sarımsak, nane ve yoğurttan olsaydı çok daha güzel olurdu. Ama Derin de sevdi, Emrah da sevdi. Hatta Derin o sosa batırmadan köftesini yemedi bile o derece. Ama benim damak tadıma pek uygun değilmiş. Onu anladım yani. Ama beğendim misket köfteyi. Artık yaparım. Dondurucuya da atarım hatta. Neyse beni bekliyorlar. Götüreyim de yoğurtlarını yesinler. Şimdi ben ütü yapacağım. Sonra meyve hazırlarım çocuklara. Sonra süt derken bizim için gün biter. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir videomuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.